Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz kardeşler, şeytan bize nasıl zarar veriyor diye soracak olsam, işte insanların içki içmesine vesile oluyor, kumar oynamalarına vesile oluyor, cinayet işlemelerine vesile oluyor, namaz kılmamalarını tembih ediyor gibi kötülük emretmeye yönelik olayları şeytanın üzerine yükleriz hep. Şeytan ne yaptırır? Cinayet. Ne yaptırır? Alkol. Ne yaptırır? Kumar. Ne yaptırır? Aile kavgası. Elhak, bunlar doğru. Şeytan bu işleri yaptırır. Ama doğrunun bütünü bunlar değil. Şeytanın yaptığı cılız işlerden bazılarıdır bunlar. Şeytan geçimini içki içittirerek sağlamıyor. Kumar oynattırarak sağlamıyor. O sadece kumar oynatmakla geçimini sağlayacak olsa geçinemez. İşsiz kalır. O zaman sadece alkolikler onun sözünü dinlerler. Sadece kumarbazlar onun sözünü dinlemiş olur. O zaman şeytan sadece kumarbazların etkisini üzerinde hissettiği bir tehlike olarak kalır. Halbuki şeytan hacısından hocasına, gencinden ihtiyarına, köylüsünden şehirlisine bütün insanların üzerinde etkisi var. Şeytanın yaptığı zarar sadece bizim kötülükler listesinde gördüğümüz şeyler değildir. Kur'an şeytanın bir başka boyutundan sürekli bizi uyarıyor. Kardeşler, şeytanın insanlar üzerindeki, bilhassa Müslümanlar üzerindeki en büyük oyunu moral kırma oyunudur. Şeytan ne zaman pes ettirmiş, sırtını yere getirmiş olur insanın, onu moralsiz bıraktığı zaman. Ciddi bir insan olamayacağına inandırdı mı, kumar oynamasına gerek yoktur artık. Artık alkol tüketmesine de gerek yoktur. Yeter ki bir insan bir iş yapamayacağına inanmış olsun. Şimdi bakınız, 13 yaşında henüz bayan dahi olup olmadığı belli olmayan genç bir kız, çocuk sayılacak bir yaşta, neden lise okumak istiyorsun diye sorulduğunda ne cevap veriyor? Bir meslek sahibi olmak için diyor. Bir sakınca yok. Buraya kadar doğru. Kaç yaşındasın sen, orta 8. sınıfı bitirdin? 13 yaşındasın. 14'e yeni girdin. Niye lise okumak istiyorsun? Meslek sahibi olmak için. Niye meslek sahibi olmak istiyorsun? İleride kocam boşarsa aç kalmamak için diyor. İşte burada boşamaya başlıyor şeytan. Boşatma ve aileyi yıkmaya burada başlamış. Nasıl? Henüz nişanlı değil. Kiminle nişanlanacağı belli değil. Belki henüz bayan olmamış. Hala çocuk. Kiminle evleneceğini, nasıl bir delikanlının eşi olacağını düşünmüyor. Ne düşünüyor?
boşanacağı günü düşünüyor. Doldurmadığı kabı boşaltmayı düşünüyor. Bu yatırımdır. Kimin yatırımıdır? Şeytanın yatırımıdır. 18 yaşında, 21 yaşında evlendiğinde 6 sene önce boşanacağı günler için yatırım yapmış bir kadınla kim bu dünyada geçinebilir? Lokman-ı Hekim geçinebilir mi bu kadınla? Henüz kadınsın denecek işaretler üzerinde görülmeden boşanmaya yatırım yapmış. Mutluluktan önce ölüm yatırımı yapmış. Yalnız yaşama yatırımı yapmış. İşte şeytan yuvalarınızı yıkın diye enayice bir telkinat vermez kimseye. Çünkü yuvanı yık sözünü kimse duymak istemez zaten. Ama bebeklik yıllarından itibaren yuva yıkmaya yönelik yatırım yapar. Bu örneğim şeytanla bizim hangi güçler düzeyinde mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bunu bir kenara koyunuz. Bir insan 10 sene, 20 sene 1 lira, 5 lira toplayarak haç parası biriktiriyor. Çok dikkatinizi istirham edeceğim. 60 yaşında hacca gidecek. Ziyarete gidiyorsunuz, güle güle diyorsunuz, bana dua et diyorsunuz. Allah'ın bütün günahları mağfiret ettiğini bildiği yere gidiyor. Annesinden doğduğu gibi günahların tertemiz bırakıldığı yere gittiğini biliyor. Kabe'den Allah kimseyi yüzü kara geri göndermez, bunu biliyor. Peygamberinin huzurunda duran mum gibi erir. Anneden doğar, ak pak olur, geri gelir, bunu biliyor. Hacı efendi bizi de duadan unutma deyince sana diyor ki biz kim dua etmek, kim gidiyoruz ama sen bakma işte gidiyoruz diyor. 3000 kilometreden önce Kabe'yi sıfırlamış kafasında. Haccı öldürmüş. Kendisi haccı öldürmüş bir defa. Şeytan sen hacca gidiyorsun, git sonra gelince görüşürüm demiyor. Nereye gidiyorsun sen diyor. Senin gibi günahkarların Kabe'de ne işi var? Asas Kabe'ye gidecek biri varsa benim gibi günahkarlardır, temizlenmeye gidiyorum diyemiyor. Henüz Kabe'yi görmemiş. Siyah mıdır, lacivert midir, duvarlarının renginden haberi yok. Değerini sıfırlamış kafasında. Bu adam Kabe'nin önünde hacı arkadaşları ağlarsa ağlar. Dönerlerse döner, dururlarsa durur. Bir heyecan yok. Şeytan yıllar öncesinden 3000 kilometre geriden bulunduğu şehirdeyken bitirmiş Kabe'nin işini zaten. Bu sadece bir bayanın evlenmeden boşanma yatırımı yapmasında değil. Hacı efendinin daha gitmeden Kabe'ye hakaret eder bir şekilde biz kim, Kabe'ye gitmek kim demesinden değil. Allah Ebu Cehil'e bile Kabe'nin kapısını açtı. Ebu Cehil bile tamam deseydi Allah tamam diyecekti. Ebu Cehil'den beter misin? Ebu Leyb'den beter misin sen? Übey bin Halef'ten beter misin? Kimi öldürdün? Ne cinayet işledin? Bunları düşüneceği yerde Allah beni davet etti. Bir defa beni kabul etmeyecek olsa davet eder miydi? Düşünecek yerde biz gidiyoruz ama sen bakma işte gidiyoruz diyor. Kim gidecek Kabe'ye? Allah'ın veli dostları. Madem veli, ne işleri var onların Kabe'de? Hazır burada velilik kazanmışlar. Buradan diploma almış. Niye bir diploma daha almaya gitsin? Ben muhtacım. Ben kapkara olmuş insan Kabe görmem gerekiyor. Ben acil ambulansa ihtiyacı olan birisiyim. Düşünmesi gerekirken ne yazık ki gitmeden haccı öldürüyor. Gitmeden haccı öldürüyor. 18 yaşında taşı sıksa su sıkacak, su çıkaracak denir ya. Öyle bir delikanlı nasılsın, iyi misin demeye fırsat kalmadan işte şehir şartları kötü. Biz sakat zamanda doğduk. Eskiler toprak gibi adamdılar maşallah. Hastane görmemiş, doktor görmemiş. Dedesinin sağlamlığıyla kendisini ölçüp
mezardan yer ayırtıyor. Eskiler ne sağlamdı? Ya sen mindere çıktın da seni sırtını yere getiren mi oldu? Ne biliyorsun, sakatsın sen. Eskiler çok sağlamdı. Yürüyerek nerelere giderdiler, biz buradan arabayla gidemiyoruz. Ne biliyorsun, gittin mi de yürüyerek gidemeyeceğin anlaşıldı. Ne yapıyor şeytan? 18 yaşında delikanlıyı 70 yaşından cılız gösteriyor kendi gözünde. 1, 2, 3 telkinat veriyor. Dede de ne yapıyor? Yaşlı dedeler de biz neydik la? Bir koçu boynuzundan tutar kaldırırdık. Siz tavuktan korkuyorsunuz. Onlar da bunun üstüne benzin döküyorlar. İhtiyarlar da benzin döküyor. İşte biz yürüyerek giderdik. Araban olsa yürüyerek gider miydin hacı dede? Yoktu araban, mecbur yürüyorsun. Bu 15 yaşında araba buldu, niye yürüsün? Oranlamalarımız kim tarafından enjekte edilip beynimize konduğunu düşünmeden konuştuğumuz için 18 yaşında pehlivan olacak, koca Yusuf olacak bir delikanlı, çevre propagandası, şeytanın iç yatırımları sayesinde pasifliğe, çürüklüğe, ölüme mahkum bir hale getirilmiş oluyor. Gençliği böylece götürüyor. Kardeşler, bir insan düşününüz, 22 yaşında askerden gelmiş, şimdi sıra geldi senin muruetini görmeye, hadi bir evlendirelim seni. Dertsiz başımı derde mi sokacağım diyor. La ilahe illallah. Ya nere sen, yani düşmanla mı evleneceksin, Yahudi ile mi evleneceksin, ne biliyorsun kimle evleneceğini? Evlilik zaten bela. Ya evlenmemiş, fol yok, yumurta yok, nişanlısı yok, sevgilisi yok, kimseye aşık değil, kadın düşmanı. Evlenince intihar etmesi gerekeceğine inanıyor. Bundan koca olur da, bu eve ekmek getirir de, o evde insan yaşar mı? Daha ilk evlenmeden, Allah mübarek etsin, bol bol çocuğunuz olsun diyecekler, Allah yardım etsin, seni de kaybettik diyorlar. Askere mi gitti? Savaşa mı gitti? Yatırım, büyük bir gücün yatırımı. Siyonizme filan gerek yok. Siyonizm de şeytanın oyuncağı zaten. Çok oynadığı için onunla Siyonizm dikkatimizi çekiyor bizim. Evlenmeden evlilik düşmanı. 3 yaşında çocuk, hayatını kim karartabilir senin diyorsun. 3 yaşında daha kağıt bebekle oynuyor, kaynanam diyor. Nereden gördün sen kaynana? Bakınız, 1000 senelik düşmanlık kültür haline gelmiş. 5000 senelik düşmanlık kültür haline gelmiş. Hayattan umutsuz. 13 yaşında, 15 yaşında kızlar 1, 2, 3 yok diyor. Ne demek istiyor? 1, 2, 3 yok. Çocuk sayıyor. Dur bakalım, kısır mısın? Çocuğun olacak mı? O da belli değil daha. Çocuğa henüz kendisi çocukken düşman olmuş. Demiyor ki bir çocuğa Allah cennet verip ayağımın altına koyuyor. İkinci çocuk ikinci cennet. Üçüncü çocuk üçüncü cennet. Dördüncü çocuk dördüncü cennet. Say say bir torba cennet doldur evine git diyecek yerde. Daha rakamları ikiden yukarı rakam saymıyor. Niye saymıyor? Baştan şeytan nesli kurutmak için anayı çocuk düşmanı, babayı kadın düşmanı yapmış. Biz bir kıvılcım bekleyen barut fıçısı kuruyoruz, evimiz kuruyoruz dediğimiz zaman. Ev kuruyoruz derken, biz evimiz kuruluyor derken barut dolu fıçıları bir araya koyuyoruz aslında. Güç bu, şeytanın gücü bu, yaptığı yatırım bu. Sadece sözünü ettiğimiz şey evlilik ve çocuktan ibaret. Ticarette de böyle. Zamanında köyünden papuçla, çarıkla büyük şehirlere gidenler holding sahibi oldu. Allah yürü kulum dedi. Sana dur kulum mu dedi? Sen de çalışsaydın. Yok biz yapamayız. Niye yapamazsın? Çünkü sana yapamazsın diye inandırmış şeytan. Sen yapamazsın, sen para da sayamazsın. Sen zaten çok para görsen kalpten gidersin, tutma paralara. Bu ticarette de böyle. Her hepimiz biliriz ki yaşlıların duası, ana baba, dede oldu mu? Bunlar
Bir miktar çekilmezlikleri olur ama onlar da başka büyüklerini çekemeden, çekememezlik şartlarında bir arada durdular. Güzel şeyler yaptılar. Biz de bir miktar bu yaşlıların varlığına sabredebilsek, evde onları idare edebilsek cennete gireceğiz diyebildiğimiz halde yaşlı düşmanı olduk hepimiz. Babası 45 yaşında, 60 yaşında olursa ne yapacağının hesabını yapıyor. Bakalım belki o seni gönderir. Sen onun hesabını yaparken kimin kalıp kimin gideceği belli mi? Olsun olsun. Babası 70 yaşına geldi mi yapılacak kavganın planları hazır olması lazım şimdiden. İşte baştaki soruya tekrar dönüyorum kardeşler. Şeytan bize nereden zarar veriyor dediğimizde hemen alkoliklere dönüyoruz. Hayır efendim. Bu yorgunlukla sen sabah namazına kalkamazsın zaten. Saati boşuna kurma derken de yatırım yapıyor o. Sabah namazına kalk. Sana ne diyor? Diyelim kalktın. Senin kıldığın namazı ne edecek Allah? Yüzüne vuracak onu. Otur aşağı sen. Gitme daha iyi camiye. Çorabın kokuyor. Sen kokuyor. Sen sigara içtin bir de camiye gidiyorsun. Sigara içtiysem, çorabım kokuyorsa temizlenir giderim. Ben asas sabah namazına gitmem lazım ki Allah beni affetsin. Hayır. Şeytan bizi yıldırarak, moralsiz bırakarak alkolik yapmaktan daha fazla zararlı hale getiriyor.